Neler adlı notlarla berabersiniz? Bunun motifi nedir? Bunu gerçekten konuşalım. Siz de burada şahitlik edin. Nedir sizi Adnan Oktar'a bağlayan? Ben de merak ediyorum. Seyirciler de merak ediyor. Şimdi bizimki... Adnan Bey'le ilk akıl hastanesinde tanıştım aslında. 1987 yılında ben bir staj yapıyordum. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde de Adnan Bey'in akıl hastanesi olduğu basında çıkıyordu. Ve bütün tıp fakültesi çok merak ediyordu. Doktorlar akın akın gidiyorlar. Normalde pek gidilmez oraya. Adnan Bey akıl hastanesinde niye vardı? Çünkü Yavuz Mason'un kitabını yazmıştım o dönemde. Size deli raporu alınıyordu öyle mi o anda? Biz oraya gittik doktor grubu olarak. Ben yani orada Adnan Bey'in ne kadar akıllı bir insan olduğuna, ne kadar üstün ahlaklı bir insan olduğuna hakikaten orada şahit oldum. Yani öyle hiç kimsenin durabileceği bir ortam değil. Yani belli ki fikir suçlusu olarak oraya... Yıl kaçtır? 1987 yılı. 87. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Döndüğümde tekrar görüştüm. Sonra kitaplarını okumaya başladım. Son derece etkilendim. Hakikaten Darwinizmin yanlış olduğunu ben de biliyordum ama bu fikirlerin nasıl ortaya koyacağımı bilmiyordum. Yani Adnan Bey sizin hastanızdı. Hastanede öyle mi? Estağfurullah, o anlamda değil mi? Evet. Stajyer olarak yani ziyarete gitmiştik kendisini. Hayır, akıl hastanesinde siz yani oraya sevk edildiniz. Şimdi savcılık kanalıyla öyle değil mi? Evet, mahkeme kanalıyla sevk edildim. Fakat mahkeme tabii tenzih ederim. Ben onun aracı olan kişileri kastediyorum orada yani o oyunu hazırlayanları. Öğrenciler giriyorlardı, hasta üstünde araştırma yapıyorlardı. Beni gördükten sonra Oktar ve başka arkadaşlar etkilenmişlerdi. Öğrencileri benimle görüştürmemeye başladı gelen öğrencileri. Onları hemşire odasına koyuyorlardı. Ben de gittim hemşire odasına. Dedim ki ben paranoid şizofrenim dedim. Gittim söyledim. Şey yapabilirsiniz yani araştırma yapabilirsiniz. Size böyle bir teşhis kondu mu? Evet evet. Ben şu anda var o teşhis öyle mi? Hayır ben askeri hastane bozdu tam sağlıklı. Hangi yani. Askeri hastane? Gata. Evet, Yunan askeri tıp akademisine. Ruhen bedenen tam sağlıklı da askerliğe de elverişli değil, askeri hastane bozdu. O arada ben sürekli akıl hastası bunun kitaplarını okumayın propagandasına karşılaştım biliyorsunuz. Benim konduğum servis de en azılı akıl hastaların olduğu servis. Yani cinayet işlemiş akıl hastaları konuyordu benim bulunduğum servisi. 7 kişi öldürdüler benim bulunduğum dönemde. Akıl İçeride. Hastaları. Tabii. Boynunu kırarak, çelik tavalarla birbirine saldırarak. Allah korudu, 300 kişi vardı benim bulunduğum koğuşta ve bu da doğal ihtiyaçlarını bilmeyen hastalar bunlar yani çoğu çıplak geziyor yani tam bir rezalet, tam bir kabus gibiydi adeta yani çok zor bir ortamdı fakat Allah korudu. Ben orada yaklaşık 10 ay kaldım, 10 ay sonunda beni bıraktılar. 10 ay siz Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yattınız. Evet 10 ay, hatta bir süreyle ayağımdan zincir olarak bağladılar. O da çok acayip yani. 1980 evet, yılında. Evet, çok garip. Mesela ayağımdan zincirle mi ben hiç anlayamadım onu. Yani ben bunu gerçekten bilmiyordum şimdi ilk defa. Evet. Yani 1980 evet. Yılında siz 10 ay ayağınızdan zincir evet. Olarak Bakırköy Akıl Hastanesi'nde evet, kaldınız. Evet, evet. Yani biz tabii doktorlar olarak orada şahit olduk yani. Onu görür görmez herkes anladı zaten yani. Çünkü bir hastalar var. Adnan Bey'in ne kadar akıllı ve oradaki bizi şeyi çok etkiledi tabii. Ben Adnan Bey'in de özür dilerim konuşuyorum böyle. Samimiyeti, üstün ahlakı. Orada bize kendisi böyle hayatla ilgili, dünyayla ilgili bazı şeyler anlattı. Son derece etkilenmiştik. Zaten bunun üzerine o dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a doktorlarla ve hemşirelerle görüşmesi de yasaklanmıştı. Siz orada psikiyatri stajı mı yapıyordunuz? Evet, psikiyatri stajı, öğrenci olarak. Yani şey, normal internship'te dönüyordunuz içeride. Evet. Evet. Peki sizden de... O yasaklamamı çok şaşırdı. Benim doktorlarla görüşmem de yasaklandı sonra. Hemşirelerle görüşmem de yasaklanmıştı. Hemşireleri anlıyor mu doktorlar? etkiliyorsun dedi Yıldırım Aktun'a. Etkilediğin için görüştürmeyeceğim seni. Ya biz hemen anlamıştık zaten. Öyle bir kitabın çıkmış olması. Evet. Zaten onun ne olduğunu herkese zaten kolayca anlatmıştı. Evet. Tabii çok etkilendik. Evet. Yani çünkü o böyle hiç kimsenin dayanabileceği bir ortam değil. Peki siz kendiniz nasıl hissettiniz? Yani şimdi siz söylediğiniz için söylüyorum kusura bakmayın. Akıl Hastanesi'nde ayağından zincirli bir orada bir Adnan Bey var. Siz onunla konuşuyorsunuz. Bir doktor titriyle oraya gidiyorsunuz. Ve ondan etkilenmeye başlıyorsunuz. Sonra kendinizi nasıl hissettiniz? Nasıl bir ortam oldu? Ne düşündünüz? Bakın o kadar etkilendi ki ben size bir örnek daha vereyim. Zaman Gazetesi'nin muhabirleri o dönem Adnan Bey'i orada ziyarete gidiyorlar. Ve Zaman Gazetesi'ni ben sonradan okudum o gazete haberini. 14 Ağa'nın kapısına gittiklerinde içeride hastalar bir anda kapıya birikmişler. Adnan Bey'i arkada görmüşler. Adnan Bey görür görmez yanlarımıza geldi diye gazetede yazıyor bu haber. Onların teselli ettiğini söylüyorlardı Adnan Bey'in. Yani merak etmeyin yani burada benim rahatım yerinde diye müthiş etkilenmişler gazeteciler ve gazeteye haber yapmışlar. Evet, zaten... Çok moralleri bozulmuştu. Annemin beti benzi kül gibi oluyordu geldiğinde. Çok korkuyordu. Ben şimdi şunu da anlayamadım gerçekten. Evet. Sormam lazım.
Sizi 10 ay akıl hastanesinde evet. zincirle bağladılar. Tuttular. Adli tıptayken ayağımdan zincirle bağladılar. Evet, tuttular. Ve siz bundan sonra bunu yapanlara karşı hiçbir şey yapmadınız mı? Yani bir adli kovuşturma, soruşturma, dava yapmadınız evet, mı? Şimdi gel bak aynı. Orada beni tutan Allah'tı. Allah beni imtihan hiç etti. Hiç yapmadınız mı peki? Hayır yapmadım. Hiç yani gidip savcılığa dilekçe bile vermediniz hayır, mi? Hayır. Hayır. Beni orada Allah tuttu. Mesela cezaevinde de ben tek kişilerin kaldığı koğuşta kaldım. Cezaevinde suçlular konuyordu. Çok küçük bir hücredeydi. Hücrede kalmıştım. 9 ay sonra beraat etmiştim. Bırakmışlardı. Ben orada da mutluydum. Yani beni oraya Allah'ın getirdiğini biliyordum. Yani Allah'ın beni imtihan ettiğini biliyordum. Allah'a aşıklarının aşkının arttığı yerlerdir. Aşkın coştuğu yerlerdir. Orada. Peki kaç yıl sonra askeri hastane bu raporu bozdu? Raporun teşhisine gibi daha değil misiniz? Paranoyak şizofren. Paranoyak şizofren. Evet. Yani 12 yıl sonra bozdu. Evet. Evet. Yani 12 yıl siz o raporla yaşadınız. Bütün gazetelerde işte deli aşağı deli yukarı. Sonra onların da yetinmeler. Emniyetteyken ben gözaltındayken yiyeceğime içeceğime kokain karıştırıp kokainman diye etrafa yaydılar. Kitaplarını okumayın işte kokainman bu diye. Sonra adli tıpta yiyeceğime içeceğime karıştırılarak kokainin verildiği tespit edildi. Yani emniyetteyken yiyeceğime karıştırıldı anlaşıldı. Evet. Bu şekilde beraber